Bu esnada Gazze'deki dramın diğer ülkelere etkisinin azaltılması, savaşın başta Lübnan, Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkelerinin istikrarsızlaştırılmasına yol açacak bir şekilde gelişmesine de engel olmak için elimizden geleni yapıyoruz. والآن نعمل بكل ما بوسعنا فيما يتعلق بمنع انتشار الحرب للبلدان الأخرى وخاصة نعارض ذلك فيما يتعلق بعدم تضرر لبنان والبلدان الأخرى من هذه الأزمة. Mısır'da yaptığımız görüşmelerde Mısır'la bu konuda dayanışma içinde olduğumuzu açıkça ifade etmiştim. وقد أعلنت بشكل واضح خلال اتصالاتي في مصر بأننا في تضامن تام في هذا الموضوع مع مصر. Burada da Lübnan'la Lübnan'ın istikrarsızlaştırmasını sağlayacak olaylara karşı durmada beraber olduğumuzu söylemek istiyorum. وهنا أيضا أريد أن أعلن بأننا مع لبنان فيما يتعلق بعدم حصول أي عدم استقرار في هذا البلد. Diğer taraftan bu çatışmanın aslında daha büyük bir savaşın, savaşlar serisinin kapısını açmayı değil de daha büyük bir barışın zemini olması yolunda neler yapılabilir onun üzerinde çalışmaktayız. Min cihetin ukhra nahnu na'lam bi'adam au na'mal min ajli adam intishar al-harb wa fi nafs al-waqt nahnu al-an نركز على قاعدة فيما يتعلق بمنع هذا الاشتراء وإيجاد الحل. Ya bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan buradan tarihi bir barış üretmenin mümkün olduğuna inanmakta ve bunun için gerekli çalışmaları yapmakta. هذه الحرب قد تؤدي إلى حروب كبيرة جدا ومدمرة وقد يؤدي أو تكون فرصة للحل في نفس وهذا الحل سيكون حل تاريخي طبعا فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان يؤمن بأنه ممكن أن نخرج من هذه الأزمة من خلال السلام. Neredeyse uluslararası bir kabul haline gelmiş 1967 sınırlarına dayalı iki devletli Kudüs'ün başkenti olduğu bir Filistin devletinin kurulması konusunda artık uluslararası toplumun ciddi bir adım atması zamanı gelmiştir. لقد حان الوقت من أجل أن يسجل المجتمع الدولي خطوة فيما يتعلق بتأسيس دولة فلسطين وعاصمتها القدس وفي نفس الوقت أن تكون حدودها على نطاق 1976. Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir ve son olaylar bunun bir kez daha kanıtlayıcısı olmuştur. السلام سوف لا يأتي ولا يحل في المنطقة إذا يتم تأجيل حل موضوع أو إقامة دولة فلسطين وطبعا الأزمة الأخيرة هو إثبات لذلك. Bu noktada atılması gereken adımların kararlaştırılması için şu anda belli toplantıların, zirvelerin yapılma kararı almış bulunuyor. Yarın Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı olacak. Cumartesi günü Kahire'de Mısır'ın daveti üzerine liderler düzeyinde bir zirve yapılacak. وطبعا من أجل اتخاذ قرارات ملموسة في هذا الصدد كما تعلمون فإن الحلول وأيضا الاتصالات تستمر بكثافة وغدا في المملكة العربية السعودية في جدة سيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وفي يوم السبت المقبل أيضا سيكون هناك قمة سيشاركها الزعماء في القاهرة. Türkiye olarak biz hem ikili görüşmelerimizde hem çoklu görüşmelerde belli gerçekleri ifade etmekten geri durmuyoruz. Bunlardan birincisi bugüne kadar uygulanan yöntemlerin yetersizliği ve yanlışlığı. نحن كتركيا دائما خلال اجتماعاتنا الثنائية وخلال اجتماعاتنا الجماعية أيضا نحن نركز ونقول بأن الطرق التي تم تنفيذها حتى الآن في هذا الموضوع كانت طرق خاطئة. Bununla ilgili detaylı görüşmeleri muhataplarımızla yapmaktayız. Belli bir görüş birliği içerisinde hareket ediyoruz. ونتحرك طبعا في إطار رأي معين ونقوم بمناقشة هذا الموضوع مع مخاطبينا.
eski yöntemlerle yeni ve kalıcı bir çözümün ortaya çıkmayacağı aşikar olduğu için yeni yönteme ilişkin fikirlerimiz de mevcut ortamlarda ve gelecek toplantılarda açıklamaya devam edeceğiz.